Berat Atlı Dünya Semine'nin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Meyveli bir tart yaptım bugün. Havalar aşırı sıcak, o yüzden çok fazla mutfağa girilmiyor ama bu tartı çok seviyorum ve sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü tarifim bu tartımız olsun. Nasıl yaptığıma ve malzeme listesine geçebiliriz. 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. Oldukça yumuşak bir tereyağımız var. Çırpma kabına alıyorum onu. Üzerine bir tane yumurta sarısı ekliyorum. 1 çay bardağı, büyük boy çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Mikserle güzelce bu 3 karışımı çırpalım. Evet, iyice mikserle çırptıktan sonra mikserimizi artık devre dışı bırakalım, kapatalım. Ve 2 su bardağı unumuz, 1 paket kabartma tozumuz ve 1 paket vanilyamız var. Bunları da sırasıyla ekleyelim. Kabartma tozumuzu da ekleyelim. Unumuzun bir kısmını ekleyeceğim. Kaşık yardımıyla, spatula yardımıyla veya elimizle şöyle bir hamuru birbirine toparladıktan sonra tezgahıma alıp yoğuracağım. Zaten çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Hemen toparlanıyor zaten. Un ölçüsü de tam geliyor tamamen. Evet, tezgahımı alalım. 2 su bardağından fazla un kullanmadım arkadaşlar. Tamamen yeterli geliyor çünkü. Hamurumuzun kıvamı bu. Oldukça yumuşacık bir hamur. Hamurumu oklavayla açmayacağım. Şöyle un etrafına un serptim. Çok hafif şöyle bir toparladıktan sonra tereyağıyla yağlamış olduğum tart kalıbımın içerisine elimle her yerini eşit olacak şekilde kalıbımın içerisine yayıyorum. Gördüğünüz gibi her tarafına, kenarlarından yukarıya da taştı. 150 derecede pişirmeye göndereceğim. 150 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişecek. İçerisinin kabarmaması için çatalla şöyle delikleri açtım ve pişirmeye gönderelim. 2 su bardağı sütüm var. Sütümü tencereye alıyorum. Sütüm, 6 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un kullanacağım ve 1 tane de yumurta sarısı kullanacağım bu muhallebisi için. Yumurta sarısı çok daha lezzetli olmasını sağlayacak muhallebimizin. Yumurta sarımızı da ekliyorum. Ve iyice çırptıktan sonra muhallebimizi pişiriyoruz ve soğutuyoruz. Muhallebimiz de soğuyacak. Tartımız piştikten sonra tartımız da soğuyacak. Pişen muhallebimizin üzerine 1 paket vanilyamızı ekliyoruz. Ve ikisini de soğumaya bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tartımız pişti. Kalıptan zaten hemen çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Servis tabağıma alacağım. Servis tabağıma aldıktan sonra soğumuş olan muhallebimi üzerine dökeceğim. Evet, muhallebimizin kıvamını da görüyorsunuz. Hem çok lezzetli oldu kıvamı. Kıvamı çok güzel oldu. Tadı da çok lezzetli oldu. Her tarafına eşit gelecek şekilde şöyle bir yayalım. Ve üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Benim bugün elimde siyah üzüm, beyaz üzüm ve birkaç böğürtlenim vardı. O şekilde süsledim ama tamamen süslemesi elinizde, evinizdeki meyvelerin çeşidine göre değiştirebilirsiniz. Ama yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Herkesten tam not aldı. Karışık karışık, gelişi güzel her tarafına meyvelerimi yaydım. Evet, iyice dinlendirdim tartımı, yine bir yarım saat, bir saat kadar. Şimdi kesim aşaması, servis aşamasına geçelim.
Havalar inanılmaz derecede sıcak. İnanın mutfağa girip çekim yapmak, sizlere çok daha farklı şeyler sunmak istiyorum ama inanın sıcaktan çok zorlanıyorum, çok rahatsız oluyorum. Evet, tartımızın son hali bu. Yerken mis gibi tereyağı kokusu gelecek ağzınıza. Çok lezzetli bir tart yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.